Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şişli örüden çok kolay bir bere modeli tarif edeceğim. Görünüşü gerçekten çok şık ve güzel. Yeni başlayanların bile çok rahatlıkla örebilecekleri, bir gün içerisinde bile bitirebileceğiniz ve kullanabileceğiniz çok güzel bir bere tarifi olacak. Vakit kaybetmeden yapımına geçelim. Benim için kullanacağım ipim Örenbaya'nın tangosu olacak. Ve burada 4 numara 40 santimlik misinalı bir şiş kullanacağım. İpimin ucunu aldım. Şişimi de bakın alıyorum. Burada şunu söylemek istiyorum. 40 santimlik misinalı bir şiş olmak zorunda. Çünkü rahat örebilmek için döne döne spiral bir şekilde öreceğiz. Örmesi gerçekten çok kolay ve keyifli. Bunun için rahat örebilmek için 40 santim olması gerekiyor. Daha uzun misinalı şişlerle çalışırsanız örmesi zor olacaktır. Bu da bu detayı da söylemiş olalım. Şimdi yeteri kadar kısa ip bırakacağız. Burada şimdi sizin ipinizin inceliği, kalınlığı fark edecektir. İlmek sayısı da fark edecektir. Burada önemli olan tek sayıyla başlamak. İlmeklerimizi tek sayı şeklinde atacağız. İlk kilitlemeden sonra modelimiz çift ilerliyor. Yani bir artırma, bir eksiltme, bir artırma, bir eksiltme şeklinde devam edecek. Bunun için ilk başta kilitleme yapacağımız için de tek sayıyla başlayacağız. Yani baş çevrenize göre, ipinizin inceliğine, kalınlığına göre sizler ilmek sayınızı belirleyebilirsiniz. Ben burada 63 tane ilmekle başlamıştım buradaki berem için. Şimdi biraz daha küçük bir bere çalışacağım. Şöyle ipimi bakın, kısa ipimi, ipimin ucundan birazcık ip bırakıyorum bu noktada. Sonrasında şöyle ipimi kenara alayım. Bakın yeteri kadar ip bıraktım bu noktada. Göz kararı bırakıyorum, bunu ölçmüyorum. Bu şekilde bakın parmağımla bir ilmek oluşturuyorum. Oluşan ilmekten, bıraktığım ipten, ipi bu oluşan ilmekten geçiriyorum. Bu şekilde sıkılıyorum. İlk ilmeği bu şekilde atıyorum. Sonrasında şişimi alıyorum. Bu ilmekten geçiriyorum. İlk ilmeğimi bu şekilde attım. Aramızda yeni başlayanlar varsa şişe ilmek nasıl atılır detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak da seyredebilirsiniz. Yumaktan gelen ipimi baş parmağımla bu şekilde tutuyorum. Kısa bıraktığım ipimi de işaret parmağıma alıp bakın bu şekilde bir V yapıyorum. Sonrasında ilmeklerimi çok sık atmıyorum bu arada. Elim gevşektir. Gevşek örüyorum. Yumuşak olması için de dediğim gibi bu ipi için aslında 6 ve 8 numaralı şiş öneriliyor ya da tığ. Ama ben 4 numara şiş kullanıyorum. Neden? Gevşek ördüğüm için. Sebebi de bu. Eğer yani sizler elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre şiş numaranızı belirleyebilirsiniz. Aynı yumakla aynı şiş olacak diye bir şey yok. Örmemiz burada çok fark ediyor. Ben biraz gevşek tutuyorum. Çok sıkı örmüyorum. Bakın baş parmağımdan ipi bu şekilde alıp işaret parmağımın iç kısmındaki ipten geçirip baş parmağımdaki ipi bırakıyorum. Ve bu ipi alttan çekerek ilmeğimi atıyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi oluşturuyoruz. Biraz daha yavaş göstereyim. Bu şekilde ilmeklerimi atacağım. Bakın çok sıkı değil. İpim kalın ve çok sıkı ilmekler atmıyorum. Şimdi burada 63 tane ilmekle başlayıp örmüştüm. Yani yetişkine de oluyor. Artık kime göre örüyorsanız ona göre sizler ilmek sayınızı artırabilir, eksiltebilirsiniz. Tek sayıyla başlamak önemli. Ben şimdi burada 63 yaptım. Şimdi 53 ile çalışacağım. 53 ilmek atacağım. Yani bir 10 yani bunun bir küçüğünü çalışacağım. Şimdi ben 53 tane ilmeğe tamamlayayım. 53 tane ilmekten sonra birlikte örmeye devam edelim. İlmeklerimi attım. İpim biraz kısa kaldı. 51 tane ilmek atmış oldum. Şimdi bu noktada bakın 51. ilmeğimi de attım. 53 olmadı, 51 oldu. Tek sayıyla ilmeğimi tamamladım. Sonrasında bakın örgümü şöyle düz bir şekilde, gelecek şekilde ayarlıyorum.
Çünkü buradan bağlayarak öreceğim. Bu arada ben boynumda örüyorum. Sizler nasıl rahat ediyorsanız, nasıl örüyorsanız. Burada önemli olan tekniği anlatmak. Şimdi bakın 51 tane ilmeğimizi attık. Şöyle ilmeklerimi açıyorum birazcık. Bakın bu şekli aldı. Şimdi ilk ilmeği tersten örüyoruz. Sürekli hangi yöne örüyorsanız o şekilde de örebilirsiniz. Ben bu şekilde haroşa örüyorum. Tersten yani. İlk ilmeği tersten örüyorum. Şöyle birazcık bakacağım. İlk ilmeği bu şekilde tersten ördüm. İlmeğimi çıkardım. Sonra bakın bu 51. ilmeği bu ilmeğin ördüğüm ilmeğin içinden geçireceğim. Şöyle alalım. Bakın. 51. ilmeği ördüğüm ilmekten geçirdim. Yani burada bir kilitleme yaptım. Bu ilmeği eksiltmiş oldum yani. Şu anda toplam 50 tane ilmeğim var. 51. ilmeği burada kilit yaptık. Sonrasında başlarken modelimize mutlaka eksiltme ile başlıyoruz. Artırma ile başlamıyoruz. Bakın. Şimdi burada kilit yaptık, bağlamayı yaptık. Şimdi tamamen spiral bir şekilde modelimiz devam edecek. İlk 2 ilmeği bakın bu şekilde aldım. İkisini birden sağdaki şişime taktım. Dediğim gibi ben bu şekilde örüyorum haroşayı. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde de çalışabilirsiniz. İlk 2 ilmeği aldım. Haroşa ördüm. İlk eksiltme yaparak başlıyoruz. Artırma yaparak değil. Burada eksiltmeyi yaptım. Şimdi bir tane şişime ipimi doluyorum. Burada artırma yapıyorum. Artırmayı bakın bu şekilde şişime ilmek atarak yapıyorum. Şimdi bir tane artırdım. Şimdi bir tane eksilterek öreceğim. Nasıl öreceğim? İkisini birlikte öreceğim. Bakın. İki tane ilmeği aynı anda alıp haroşa örüyorum. Sürekli aynı yöne öreceğiz. Aynı şekilde. Eksiltmeyi yaptım. Şimdi bir tane artırma yapıyorum. Artırmayı tekrar göstereyim. İkisini birlikte haroşa ördüm tersten. Şimdi bir tane artırma yapıyorum bu şekilde. Sonra ikisini birlikte örüyorum. Bakın ikisini alıyorum. Bu şekilde örüp ilmeğimden çıkarıyorum. Tekrar artırma yapıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bu şekilde. İkisini birlikte ördükten sonra tekrar artırma yapıyorum. Yani ipi şişime bir kez doluyorum. Sonra ikisini birlikte örüyorum. İki tane ilmeği tek seferde alıp haroşa şeklinde örüyorum. Bakın modelimiz bu şekilde çıkacak. Şimdi bu işleme devam edelim. Ta ki bakın şu kısa kalan ipten anlayabiliriz sıra sonunu. Şimdi bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna gelelim. Sıra sonundan sonra nasıl devam edeceğiz? Sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi spiral giden bir model. Ama şurada yeni başlayanlar için özellikle takılma olabilir. Burada nasıl yapacağız? Hemen bir üst sıraya nasıl geçeceğiz? Sizinle paylaşacağım. Sıra sonuna yaklaştım. Bakın. Bir tane artırıyorum. Şişime ilmek doluyarak ikisini birlikte örüyorum. Sürekli aynı yöne. Bakın burada ipimiz kaldı. İlk kilit yaptığımız nokta ve bir tane ilmek kaldı. Yani son iki tane ilmeğimiz kaldı. Burada da yine aynı işlemi yapıyoruz. Bir tane artırıyorum. Şişime ipimi doluyarak. Sonra ikisini birlikte alıyorum. Son ikiyi de birlikte alarak aynı yönden örüyorum. Haroşa örüyorum. Bu şekilde bitirdik. Şimdi bakın sıra tamamlandı. Nereden anlıyorum bunu? Artırma noktasından anlıyorum. Şimdi başlarken bakın ilk yine 2-2 alarak öreceğiz. Aralarda da artırma yapacağız. 2-2 aldığımızın ilk başı
ördüğümüz nokta olacak. İlki ördüğümüz, ikincisi artırdığımız olacak. Şu önemli, bakın. Bunu görmeniz gerekiyor bir üst sıraya çıkarken. Yani ilkini ördüğümüz nokta olacak, ikincisi artırdığımız nokta. Bu ikisini birlikte alacağız. Bu arada artıracağız. Şimdi burada geçiş yaparken de elbette artırma yapacağız. Şimdi artırdık, ikisini birlikte ördük son iki ilmeği. Aslında sayılar denk geldiği için tamamen devam ediyor. Aslında burada hiçbir farklılık yok. Artırıp ikisini birlikte alıyoruz. Yani bir artırma, bir eksiltme, bir artırma, bir eksiltme şeklinde nasıl başladıysak öyle devam ediyoruz. Sadece burada başlarken, şurada hatta hatırlayalım, birleştirme yapmıştık. Artırmadan başlamıştık. İlk noktamız artırmadan başlamıştık. İkisini birlikte örerek başlamıştık. Sonra bir artırma, bir eksiltme, bir artırma, bir eksiltme şeklinde sıra sonuna geldik. Son ikiyi de ördük eksilterek. Yine artırma yapıyoruz. Bakın. Aynı devam ediyor. Hiçbir farklılık yok aslında. Sadece buradaki geçiş noktasını söylemek istedim. Belki bir üst sırada şaşırabilirsiniz. Burada ilmek fazla örmüş olabilirsiniz ilk kez başlıyorsanız. Artırmayı yaptım. İlk ikisini öreceğim. Yalnız ilk ikisini örerken ilki ördüğüm nokta olacak. İkincisi artırdığım nokta. Bakın şöyle anlayabilirsiniz. Yaklaştırayım. Ördüğüm nokta, artırdığım nokta. Şimdi bakın artırıyorum ipime. İpimi şişime doladım. Sağdaki şişime. İkisini birlikte alıyorum. Yine tersten haroşa örüyorum. Tekrar artırma yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bakın ikisini birlikte örüyorum. Ördüğüm nokta, artırdığım nokta. Burada ikisini alıp haroşa örüyorum. Artırdım. İkisini birlikte örüyorum. İnanılmaz kolay bir model. Yani yeni başlayanların çok çok rahatlıkla örebilecekleri çok kolay bir model. Şiş işini seviyorsanız hemen bitireceksinizdir. Yani bir gün içerisinde, yarım gün içerisinde bile örülebilecek. Çok keyifli, çok kolay bir model. Bu şekilde bir artırıyoruz, ikisini birlikte örüyoruz. Bir kez ipimizi doluyoruz şişimize, sonra ikisini birlikte örerek haroşa çalışıyoruz. Model tamamen bundan ibaret. Herhangi bir birleştirme, gizleme noktası vesaire yok. Bağlantısız, direkt spiral bir şekilde örerek devam ediyoruz. Bu şekilde beremizi yükselteceğiz. Bakın. Modelimiz hemen oluşmaya başladı. Bu şekilde tersten çalışacağız. Yani örerken ters kısmı bize bakacak, düz kısmı da içeride kalacak. Şu an ters kısmından yani haroşa çalışarak örüyoruz. Bir artırma yapıp ikisini birlikte örüyoruz. Bir kez şişime doluyorum ipimi, sonra ikisini birlikte haroşa çalışıyorum. Bu şekilde devam ederek duvarımızı yeteri kadar yükselteceğiz. Ters kısmı bize bakacak, düz kısmı içeride kalacak. Bu şekilde döne 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 duvarımızı yeteri kadar yükselteceğiz. Sizler baş çevrenizi ölçerek de çalışabilirsiniz. Dediğim gibi bu ilmek sayısını da ipinizin inceliğine, kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben duvarımı yeteri kadar yükselteyim. Sonrasında artık eksiltmeyi, tepe noktasını birleştirmeyi birlikte çalışalım inşallah. Şu anda beremi yeteri kadar yükselttim. Bakın tersten örüyoruz. İçeriden de modelimiz bu şekilde görünecek. Şimdi bu ölçü benim için yeterli. Yeteri kadar uzattım beremi. Şimdi ölçüsünü de vereceğim şöyle. Yaklaşık 20 santim. Şöyle tuttuğumda evet 20 santime kadar ördüm. Şimdi bu noktada artık eksiltip kapatacağız tepe noktasını. Eksiltmeyi nasıl yapacağız? Artık bakın bir artırıp bir eksiltme yaparak örüyorduk. Eksiltmeyi yaptıktan sonra bu noktada artık artırma yapmayacağım. Bu arada başlangıç ve bitiş noktası önemli değil. Spiral bir şekilde örüyorduk. Bakın şurası başlangıç kısmı. Ben şöyle yaptım. Bu başlangıç kısmı, bakın modelimiz böyle yan yan ilerlediği için şu şekilde çapraz. Bakın ip burada, model bakın eğimli ilerliyor. Şöyle
tam bittiğin ipin olduğu nokta değil de biraz daha çapraz kısmına gelecek şekilde onu göz kararı yapıyorum. Başlangıç bitiş noktası önemli değil. Spiral bir şekilde ördüğümüz için bakın bu şekilde tamamladım. Şimdi artırma yapmadan eksiltme yaparak yani 2-2 örerek örmeye devam edeceğiz. Normalde bir artırıp bir eksiltiyorduk. Bir artırıp bir eksiltiyorduk. Şimdi artık bu artırma işlemini yapmayacağım. Direkt bakın ikisini alarak herhangi bir işlem yapmıyorum. Yani bitiş yapmadan direkt yine spiral bir şekilde örmeye devam ediyorum. İkisini birlikte ördüm. İlmeğim 1'e düştü. Şimdi burada da yine ikisini birlikte örüyorum. Yine ters haroşa şeklinde çalışıyorum. Bakın ikisini birlikte alıyorum. Haroşa örüyorum. Artırma yapmıyorum. Elim alıştığı için artırma yapıyordum. Şimdi ikisini birlikte alıyorum. Haroşa örüyorum. İkisini birlikte alıp direkt haroşa örüyorum. Bakın ikiler, iki ilmek, biri düştü. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. İkisini birlikte alıyorum. Haroşa örüyorum. Sürekli aynı yöne örüyorum. Bu noktada ilmekler azaldığı için 40 santimlik misin alışış bize oldukça kolaylık sağlıyor. Bu şekilde devam ediyorum. 2-2 örerek eksiltme yapıyorum. Artık artırmayı bıraktım. Çünkü artık tepe noktasını kapatacağım. İnanılmaz kolay. Yani öyle çok bir zor bir tarafı yok. Sadece eksiltme yapıyoruz. Artık artırmayı bıraktık. 2-2 örerek eksiltiyorum. Yani tepe kısmı artık daralmaya başlayacak. Bu noktada kesmiyorum ki yeni başlayanların aklı karışmasın, aklı soru takılmasın. Bu şekilde devam ediyorum. Ve bakın. Eksilttiğim noktaya geldik. Artık her yer eşit. Şu anda hepsini 2-2 kestik. Şimdi bu işleme devam edeceğim. 2-2 almaya devam edeceğim. Bakın ikisini birlikte alıyorum. Normalde artırıp bir ördüm bir artırdığım vardı. Bu sırayı 2-2 alarak artırma yapmadan tamamladık. Şimdi yine 2-2 alarak devam ediyorum. Bakın 2 ilmeği birden alıp haroşa örüyorum. Şimdi bu şekilde örebildiğim, eksiltebildiğim noktaya kadar eksilteceğim. 2-2 alarak, çünkü artık 40 santim de olsa eksiltme yaptığımız için ilmeklerde misin alışışta örmek zor olacak. En son nereye kadar eksiltebilirsek, şimdi 2-2 öreceğim. En son tahmin ediyorum 10 ya da 12 tane ilmek falan kalacak. En son da onu toparlayacağız. Şimdi bu şekilde bak, ikişer ikişer alarak haroşa örmeye devam ediyorum. Artık zorlandık. Öremiyoruz. Yani eksiltme yapamıyoruz. Kalan ilmekler kalacak. O ilmeklerle de en son toplama yapacağız. Yani bu tahminen 12 ilmek olur, 15 ilmek olur. Artık beremizin büyüklüğüne bağlı. Yani 10-12 tane ilmek kalana kadar şimdi bu şekilde eksiltmeye devam edeceğim. Artık eksiltemediğim, öremediğim noktada da son kalan ilmekleri tek seferde toplayıp artık beremi tamamlamış olacağım. Evet, şimdi bakın örmek iyice zorlaştı. Şu an 11 tane ilmeğim kaldı. Bir kez daha eksilteceğim. Şöyle düzleyeceğim şişimi. Buraları göstermek istiyorum ki siz de zorlanırsanız yani yeni başlayanlar özellikle hani şaşırmasın. Bu şekilde bakın ikisini birlikte aldım. Haroşa ördüm. Şu an 10 tane ilmeğim kaldı. Ve şöyle toparlıyorum. Şu an bakın 10 tane ilmek de ideal. 10, 12, 15 kalabilir daha büyükse. İpiniz kalınsa. Yani bu sayı fark etmez. Ne kadar azaltabiliyorsak o kadar azaltalım. Sonrasında artık şimdi bunları toparlayacağız. Şöyle tahmini
göz kararı. İpimden birazcık kesiyorum. Şöyle 25 santim, 30 santim arasında. İpimi kestikten sonra bakın örme yönüne doğru her ilmeğimin içerisinden bu ipimi geçireceğim. Şimdi şuradan şişimi yavaş yavaş çıkararak, bu arada kestiğim ipi kalan ilmeklerden geçirerek bir tığ yardımıyla yapıyorum. Bunun 3 numaralı tığ kullanıyorum. Geçirdikten sonra şişimden çıkaracağım. Son 3 ilmek. Artık şişimi çıkardım. Bakın. Bu şekilde toparlıyorum. Kısa kalan ipi çekiyorum. Toparladıktan sonra şu ara noktalardan ipimin ucunu geçirerek burada bir düğüm atacağım sağlam olsun diye. Bu şekilde düğüm atıyorum. Hemen bu ip kalsın. Sonradan gizlerim onu. Örgümüzü şöyle çevirelim. Bu arada şu kısa kalan ipi de hemen içeri doğru alalım. Bu şekilde içeride kısa kalan ipimi de gizledim içeri doğru. Şimdi şöyle belimi elimle düzleyeceğim. Bakın bu küçük bir bere oldu. Şöyle kenar kısmına getirelim bitiş kısmını. Yapımı gerçekten çok kolay. Görünüşü de bir o kadar güzel oldu. Tepe noktasında bu şekilde toparlıyoruz. Gerçekten çok kolay bir bitirilişi var. Şimdi buna pompon hazırlamaya geçebiliriz. Pomponlarımı hazırlamak için bu şekilde hazır aparatlar var. Belki biliyorsunuzdur. Bu tarz aparatlar birçok yerde satılıyor. Hobi malzemelerinde, ipçilerde vesaire çok rahatlıkla bulabileceğiniz malzemeler. Böyle iki boyu var benim bildiğim kadarıyla. Ben burada bakın bu bereme büyük pompon yaptım. Bunun için büyük pompon yapıcıyı kullandım. Burada da bu beren biraz daha minik bir bere olduğu için bunun için de küçük pompon yapıcıyla şimdi pompon hazırlayacağız. Hem de bunu nasıl kullanıyorum onu da sizinle paylaşmış olayım. İpimi alıyorum. Bakın iki tarafı da bu şekilde açılıyor. Şimdi şu yeşil olan kısımlara ipleri sararak önce işe başlıyoruz. Bu şekilde tuttum. Yeşil olan kısma ipimi bakın koyuyorum ve etrafında ikisini birlikte birleşik ipimi sarmaya başlıyorum. Şöyle kenar kısımlarını da dolduruyorum ki dolgun bir pompon olsun.
Bu şekilde sardım. Bu noktayı kapatıyorum. Bakın burayı kapattım. İpimi birazcık kesiyorum. Kapattığım için ipim orada kalıyor. Şimdi bu tarafa dönüyorum. Şimdi bu taraftaki yeşil olan ikisi, bakın bu şekilde ayrılıyor. Fakat ikisini bir tutup yine diğerini sardığım gibi kısa ipimi şöyle koyuyorum. Ve ipimi sarmaya başlıyorum. Evet, bu şekilde sardım yeteri kadar. Şimdi kapattım. Buradaki ipi de kesiyorum. Sonra bakın iyice kapattım. İki tarafı da kapattıktan sonra, bu arada ipimden önce şöyle kısa bir parça keseceğim. Yaklaşık bir 40 santim diyelim buna. Bir 40 santim kadar ipimi kestim. Göz kararı. Şimdi bakın, makas yardımıyla şu kenarlardan pomponlarımı keseceğim. Bakın. Buradan başlıyorum kesmeye. Şu beyaz kısım burayı tuttuğu için ipleri kestiğimizde herhangi bir kaçma olmayacak. Bu şekilde kestik. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Bakın burada hiçbir bağlantı yok arada. Devam ediyorum. Diğer sardığım kısmı da keserek. Evet. Bakın arada hiç kesmediğim ipim kalmadı. Şimdi bu şekildeyken kısa kestiğimiz ipi bakın tam orta kısmından iki yeşilin arasındaki boşluktan ipimi geçiriyorum. Şöyle çaprazlama ipimi sıkıyorum. Yani pompon orta kısmı burası. İyice sıktım. Bir kez daha çevireceğim. Tekrar bir kez daha kıvırdım. Tekrar sıkıladım. Şimdi bu noktada artık düğüm atmam gerekiyor. Ne kadar düğüm istiyorsanız burada atmakta fayda var. Sonrasında zor oluyor. 1-2-3 kere atsam yeterli olur sanıyorum. Bakın 3 kez düğümledim. Bu iki kalan kısa iple de artık bereme monte edeceğim pomponumu. Şimdi şöyle yeşilleri açıyorum. Ve bakın ortada iki beyazımız vardı. İki beyazı da açıp, çünkü bunu tutan böyle bir metal parça var. Pomponumu çıkardım. Sonra bu metal parçayı birbirine takıp İki yeşil tarafı kapatıp kenara alıyorum. Şimdi minik bir pompon dediğim gibi. Şimdi pomponumu düzleyeceğim. Fazla kalan ipleri makas yardımıyla keserek pomponumu düzgün bir hale getireceğim.
Evet, şimdi pomponumuzu bu şekilde temizledim, hazırladım. İki tane ucu var pomponumuzun. Şimdi bu iki uçtan yine bir tığ yardımıyla beremin tepe noktasına ikisini de alacağım. İki ucu farklı noktalardan alarak düğümleme yapacağım. Bu şekilde küme bağlıyorum. Buradaki bir de bağlayacağım. Tabii ben bunları sonra temizleyeceğim. Bu şekilde beremize bakın pomponumuzu monte ettik. Tabii ben şu an çok sağlam monte etmedim. Sizler daha sağlam monte edebilirsiniz. Evet, beremizi bu şekilde tamamladık. Yapımı gerçekten çok çok kolay ve keyifliydi. Burada ben biraz daha küçüğünü çalıştım. Yeşil bereme göre. Şöyle ikisini bir göstereyim. Ekranı sığdırmaya çalışayım. Dediğim gibi ilmek sayıları tamamen size kalmış. Buradaki ben burada 19-20 santime yakın yaptım uzunluğunu. Yani yapacağınız kişiyle alakalı. Kime yapıyorsanız bu boyutları da ona göre ayarlayabilirsiniz. Ama yaklaşık 25 santim eğer yetişkin için örüyorsanız ipin inceliği kalınlığı fark etmez bu boyut noktasında. Yani daha salaş istiyorsanız daha uzun da örebilirsiniz. Yani 25 santim yeterli oluyor genelde. Ama sizler dediğim gibi zevkinize göre hazırlayabilirsiniz. Yapacak olanlar şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.